Memnuniyetimi neyse. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz ilk olarak. Şu an saat 1'e geliyor. 25 dakika var. Bu da benim kedim. Ya tipi nasıl yeminin kedisi? Ah oh, çok güzel kokuyor aşkım benim ya. Böyle bir vlog videosu çekeyim dedim işte. Bugünden itibaren başlıyorum video çekmeye arkadaşlar. Gece yarısı çekiyorum arkadaşlar bu videoyu. Ve öğlen 12'de otobüse bineceğim ve şuradan yemeğe gideceğim arkadaşlar. Hazırlanacağım falan işte, belki hazırlandığımın videosunu da çekerim. Bana hiç belli olmaz, tamam mı? Siz beni takipte kalın, izleyin videomu. Bye. Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Ama size günaydın değil, çünkü sen de bir yabancısın falan. Yani tam olarak öyle değil de. Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın ama sana günaydın değil. Çünkü artık sen de bir yabancısın falan demeyeceğim. Ay bir türlü diyemiyorum, her neyse. Bugün arkadaşlar, çünkü ya bugün kimseye günaydın falan demeyeceğim. Çünkü ben bu videoyu akşam 8'de yayınladığım için, hani herkes işten dönüşte uyumadan önce akşam yemeği yerken falan yayınladığım için, hani daha fazla izlersin diye. Günaydın değil size. Size iyi akşamlar arkadaşlar. Ama ben yeni kalktım. Yeni gündüz oldu. Bana günaydın. Neyse arkadaşlar, bugün ilk defa şırdan yiyeceğim. Kamerana şu tutsam, şöyle tutayım bari, şöyle tutayım. İlk defa şırdan yiyeceğim arkadaşlar. Bunu da böyle bir vlog olarak kalktığım anı falan filan da çekeyim dedim. Çünkü o video ne kadar uzun o kadar izlenme bana. Ve para kazanmamın açılmasına 4000 saatten 2000 saat izlenme kaldı. Yani benim videolarımı bol bol izleyin arkadaşlar. Bu kadardı. Şey diyecektim ya. Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın ama sana good morning, çünkü artık sen de bir yabancısın. Döy 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 falan demeyeceğim, dedim bile. İyi akşamlar arkadaşlar herkese, sana good evening, sen de bir yabancısın. Esprimi boş. Kızlar neden espri yapamaz temalı videom için devamını izleyin arkadaşlar. Ve abonem olun arkadaşlar, abonem olun. 100.000 plaketi almak istiyorum, daha 2000 bile almadım ama olsun. Aşkım gel, size birisini göstereceğim. Ah, oh, bakın. Aşkım benim, aşkım benim. Bu benim hep burama yatıyor arkadaşlar. Ben böyle uyuyorum, Kemal'e nerede oluyor bu kedi? Bir kalkıyorum, burama yatmış oluyor arkadaşlar. Bu şekildeyiz. Çok tatlı değil miyiz lan? Baksana ne kadar tatlı yatıyor. Ay yerim yerim. Ay yerim 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 yerim. Çok şımarıyorum arkadaşlar bu arada ya. Eski sevgilim benim hakkımda bir şımardı şımardı deyip duruyordu. Annemin diline dolandım da bir bana şımarık diyor. Ne kadar tatlı yer. Oh my goodness. İyi ki bir kedi böğrüme koydum arkadaşlar. Böğrümden kalkmıyor. Kalkmadı. Böğrüme vurdular. Böğrüm ağrıyor. Bağrıma vurdular. Bağrım ağrıyor. Sırtıma vurdular. Sırtım ağrıyor. Böğrüme vurdular. Böğrüm ağrıyor. Ne kadar tatlıyız ya. Neyse ki kedinin tüy dökme mevsimi değil yani. Hiç tüyleri dökülmüyor. Onun ayrıca bir mevsimi mi ne oluyormuş arkadaşlar. Bu şekilde. İşte böyle. Bir de arkadaşlar, benim bu kameram Canon M50 kullanıyorum ben. Karanlıkta berbat çekiyor ya. Şu an birazcık karanlık ve ışıkta daha güzel çekiyor. Her neyse, ben kedim için böğrüme yatıyor dedim. Linç ediciler gelmeden böğrüm değilmiş o, bağrımmış. Böğür sırt tarafı oluyormuş. Bağır, bağrım yani göğüs kısmı mı oluyormuş arkadaşlar. Yani kedi bağrımda yatıyordu. Linç ediciler gelmeden bunu daha düzeltmiş olayım. Karnım gurluyor. Acıktım arkadaşlar. Biraz kahvaltı yapacağım. Ondan sonra cığıma çıkacağım, gideceğim bu diyardan. Uzak diyarlara gideceğim. Arkadaşlar gözüküyor muyum? Ben hazırlandım, bu şekilde gideceğim. Aslında
bir tane alışveriş videom vardı. Orada böyle kahverengi bir tane büstiyerim vardı böyle. Mesela böyle bağlamalı. Onu giymek istiyordum ama hava böyle soğuk olduğu için maalesef yağmur hissediliyor falan. Ondan dolayı bunu giydim arkadaşlar. Bu şekilde gözüküyor. Ve makyajım da böyle. Bence çok tatlı oldum. Şu taraftakini dağıt. Biraz boya küpüne döndüm. Sanki düğüne derneğe giderken düğüne bir yere gidiyormuşum gibi birazcık oldu. Ama olsun, böyle gözüküyorum arkadaşlar. Nasılım? Bu da annem. İki diş şarjım kaldı dünden beri çektim bir sürü. Neyse yanıma yedek pilimi de alayım da bari şarjım biterse kollarını vereyim. Konuşmuyor bak. Denizli aksanı mı deniyor? Denizli şivesi mi deniyor artık ondan? Şuradan yiyeceğim. Şuradan bir tane var. Yiyeceğim. Tamam. Beğenirsem bir daha yerim. Öyle oluyor mu? Oluyor. Tamam. Video çekebiliyor muyum? İlk defa yiyeceğim de. Tamam, çekebilirsin zaten. Teşekkür tamam. ederim. Sen kaç tane yiyeceksin? Tamam. Ne yaptın? Şuradan. Şuradan. Tamam. Bir tane. Tamam. Yanına ne gider ki acaba? Şalgam mı gider? Yanına şalgam da gider efendim. Kara da gider. Panta da gider. Pantos. Peki başka ne var menü alabilir miyim? Efendim, ya belki karakot uygulaması yani devam ediyor pandemiden dolayı. Dilerseniz sözlü de yardımcı olabilirim size. Sözlü yardımcı olurum. Tamam. Üzerinde çöp şişlerim var. Etim var, ciğerim var. Çöp şişiydim. Hiç önceden şırdan yemedim. Onun tamam. için. Adana'mız da sen zırhtan yapılma. Hı? Adana'mız da zırhtan yapılma. Makinede değil yani zırhtan. Bıçaktan yapılma. Efsane. Dilerseniz şırdanın yanına bir tane de kana göndereyim. Çok mu oluyor? Ben fazla yiyemiyorum. Midem ağrıyor. O zaman yarım Adana götürüyorum. Ekmek arası mı oluyor? Yok yok. Normal servis yapacağım. Ne kadar o? Şuradan bakıyorum. Yeriz ya. Yemezsek paketi olur. Efendim 25, 30, 75 yapıyor toplam. 25. Toplam 75 yapıyor. Tamam. Sen kaç tane yiyeceksin? Şuradan. 3 tane yiyeceğim diyordun. Tamam. Adana bir de. Adana kebap mı? Şırdan iki tane mi yapalım? Adana ne? Adana dediğiniz şey? Adana servis, kebap. Kebap nasıl bir şeydi ya? Böyle yağlı yağlı oluyor ondan mı? Abi siz şırdan yiyecek misiniz? Şırdan. İki tane şırdan yazıyorum. Kantuni. Evet. Bunları da koya koya nereye koymuşlar? Neyse. Yaklaştık. Bu şırdanla yenir mi? Yenir tabii. Ben yoğurdu daha çok seviyorum. Bu ezme. Haydari yani. Hı. Bu ezme. Acı değil de değil mi? Bu acılı. Ha, bu acı mı? Yemem o zaman. Tamam bunları da böyle. Sen de alabilirsin. Tamam. Arka planım çok güzel. 1840 tane takipçim oldu. YouTube'da. Bakalım kaç tane olmuş şu an. Biraz artmış mı acaba? Ve 848 tane olmuş. Bu arada planı değiştirirken kameramın arkadaşlar kendimi çektim ve çok komik çıktım. Belki onu da şurada da bir yere koyarım.
Olan makyajı da yaptım bu arada. Sabah da video çektim. Dünden beri video çekiyorum. Dün akşamdan beri. Sabah da kedimle beraber video çektim. Öyle. Azıcık yavaş konuş. Arkandan attım. Dıkı 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 dıkı. Tane tane konuş. Tamam. Videoda anlaşılsın. Peki. Benim çoğuluyum da videoda anlaşılsın. Tamam. Kebap dedi ya hani ben önceden kebap yemiştim ve çok yağlı cıvık cıvık böyle. Sevmediğim için onu iptal ettirdim. Vıcık vıcık cıvık cıvık. Vıcık tamam. Cıvık cıvık işte ondan. Miden bozar. Evet çok yağlı. Peki sence şırdan da yağlı mı? Hiç bilmiyorum. Fazla kımıldatma ama. Şırdanı yağlı yapacaklarını zannetmiyorum. Kendi İşkembe şeylerin süzüldüğü yer değil mi? İnşallah iyice temizlemişlerdir. Mehmet abi içine bir tane dayanan olsunlar. 40 kat diyorlar ya, koyunun 40 kat diyorlar ya işkembe. Hmm. Oradan anladım, tamam. Ama yapılan yere göre de bakalım, bir şey yani diyeceğim. El lezzeti var. Bir şey diyeceğim. Ben artık YouTube videolarım da çok izlensin diye twerk atıyorum. Birileri okulda görmüşler, anneme söylemişler, Ayşen twerk atıyor, sen de twerk atıyor musun demişler. Twerk atıyor. Niye? Yanlış anlaşılır. Bana ne ya? Benim hayatım. Senin hayatın da. Seni çekemem var. Ayağını çok fazla çekemem var. Daha neler neler yapıyorum ha. Adını falan çıkarmaya kalktık. Aman ya. Ben böyle deyip de ondan sonra... Kaç kişiler gördüm. Aman deyip boşlayıp da ciddiye almayıp ondan sonra ne zarar gören insanları biliyorum. Şubat 39 yıllık hayatımda. Mart'ın 26'sı. Annemi dün okulda görmüşler. Bunu YouTube videomda söylemedim. Instagram story'imde paylaştım. Ayşin abla demişler. Annem de bakayım o abla diyorlar demiş. Annem yaşlı 54 yaşında. Teyze diye seslendirdiler sanmış. Sonra bakmış işte Ayşe beni tanıyorlar. Annemle beraber video çekiyoruz ya hani. Ayşen tuvalet atıyor, sen de atıyor musun demişler. Ayşen'in bir hayranıyız demişler. Okuldaki çocuklar, 4-5 tane kızmış. Çok güzel tuvalet atıyor, hayranıyız demişler. Ya bilemeyeceğim artık bu... Yani açık konuşmak gerekirse, gençler nereye gidiyor bilmiyorum. Bizim çocukluğumuz o bundan yoktu açıkçası. Tamam. Göksel Tantun değil mi? Göksel Tantun'u Denizli'de yiyoruz. Göksel Tantun işte. Göksel Tantun'u şuraya yazıyorum. Göksel Tantun'u. İyi yazdım. İyi yazdım tamam. Bir de 10 dakika üstü video çekince normalde USB kabloyla ben bilgisayarıma bağlıyorum. 10 dakika üstü çekince hafıza kartını bilgisayara takmam gerekiyor. Yoksa olmuyor. Onu fark ettim. Şey getirdim, bilgisayar getirdim. Hayır lan. Burada mı montaj yapacağım? Hayır. Şarjın nasıl? İki tane pil aldım ben. Bir tanesi bitince diğer şu an şarjı bitmişti. Diğer pili taktım. O şekilde. Tadına bak. Bakayım. İlk defa yemiyorum şey ama. Şey gibi, aşure bulgura benziyor değil mi? Hmm, patlıcan da var içinde. Patlıcanı çok seviyorum. Patlıcan yemeklerini de bayılıyorum. Ben hiç sevmem patlıcan. Niye? Evde sürekli yaz geldi mi bizde patlıcan pişer. Patlıcanlı yemeklere de bayılıyorum. Midemi dolduramam boşuna ya. Olan falan bir içini suya atarım. Aman kusma da. Onu böyle diyor ama kusma. Ben ciğerle yoğurdu çok seviyorum. Ciğerle yoğurt yedin mi? Yoğum, çok seviyorum. Allah kahretsin. Miden bozar seni. Çok seviyorum. O yağlı ya, yoğurt yiyince yağını alıyor. Ya, yiyince yağını alır da, bir de yoğurdun şeysi önemli. İnek yoğurdu mu, koyun böyle bir yoğurt işte. Bu aynı böyle. Yoksa böyle hazır ezme yoğurt mu? İçine her şey karıştırıyor musun? Nanedir, maydanozdur. Sen de bunu da çektin değil mi? Arkandakiler. Ben de bak, bunları görünce bana atınca. Hakan Altun, Kerem Alışık, Ebru Gündeş. Abo hep buraya mı gelmişler? Buraya ünlüler geliyormuş arkadaşlar. Ebru Gündeş, ondan sonra...
Ha, onu tanıyorum, şunu tanıyorum. Ebru Güneş yanındaki Ebru Güneş. Önceden beyin kanaması mı ne geçirmişti değil mi? Senin, biliyorum. Sen 3 yaşındaydın galiba o zaman. 3 veya 4. Şöyle lan YouTube'da videosunu izlemiştim ben, beyin kanaması geçirdi diye. Tam da kaset çıkardı. Şöyle yapalım. Bakın. Fatih Yürek, Ebru Güneş. Ebru Güneş miydi? Nasıl sesiniz? Şöyle acımış. Bu şekilde. Bir sürü ünlüler falan geliyormuş buraya. Ayşen, abi şuradan geldim. Geldim, tamam. Şuradan keps. Biraz güzel gözüküyor. Biraz güzel. Biraz güzel gözüküyor, çok mu güzel? Kımıldıyor, 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 kımıldıyor. Abo, çok sıcak ama. Vallahi iyi. Şimdi kendi fotoğrafımı çekeyim. YouTube kapağı için. Çektik. Her şey sizin için. Böyle açı daha güzel arkadaşlar. Şöyle çekelim. Hah, şöyle daha güzel. Saniye ayarı kuralım. Şimdi şöyle yapalım da yıkmayalım da yıkmayalım. Bom şey, limon sık. Gözüm parladı resmen. Güzel. Böyle yiyoruz arkadaşlar. Dışa nasıl bir şey bilmiyorum. Böyle farklı bir şey gözüküyor. Nasıl bir şey bu? Dışı deri. Hmm. İşkembe. Hmm. İşkembe deriden oluyor lan. İşkembeyi biliyorum. Böyle. Acıymış. Olan acı dökmüşler. Keşke acı dökmüşlermiş. Acı değil. Aşırı baharatlı. Hmm. Şırdanın da şey... Çok beğendim. Ben de mi kusarsın falan dedim ama çok güzel. Şırdanın da asıl şey bu zaten. Baharatlı. Bence fiyatına üstüne, değer. Üstüne limon dökün. Limon sık. Oh. Oh. Bak, bak ne yapıyorsun biliyor musun? Hmm. Ben öyle yapmıyorum. İşte. Ha o. Şöyle. Kes. Kes, kes bakalım. Çok güzel oldu. Mmm, efsane. Mmm. Güzelmiş, beğendim. Sen beğendin mi? Zaten biliyorum. Ama bu daha güzel olmuş. Bu çünkü pirinçler. Bol baharatlı. Benim başka yerdeydim. Bulgurlaydım. Bulgurla hiçbir tadı yok. Bir de haşlamaydı. Bulgurla. Ay. Dışarıdan da bağımlı olmadığım kalmıştı. Şu şeye de bağımlı oldum zaten. Canım çekiyor arada. Sanki anam karnından sushi yiyor. Ama şeyde katılıyorum. Canın çekiyor. Buna mı katılıyorsun? Gerçek. Hayır, canın çekmiyor ama olduğu zaman yiyesin geliyor. Neden? Geliyor. Çünkü tadı şey güzel. Zaten. Tadı çok güzel. Tamam. Sen doyar mısın? Yani biraz daha. Peçete var mı? O da verir misin? Bana anca yeter. O sana yeter mi? Yeter, anca yeter. Çok acı, çok bağlı. Acayip derecede şey var. Kimyon var ve o kimyon zaten. Öyle dedi zaten, acısını böyle bol koydu dedi. Öyle daha güzel oldu. Şey yok. Mesela acı yok. Acı biber yok. Ama sadece karabiberini aşırı koydukları için ve kimyonunu aşırı koydukları için ki koymaları gerekiyor. Tat veren bu. Hani aşırı baharatlı. Ama senin boğazına değdiği zaman sen onu acı
söyleme bir tane daha paket yapar mısınız anneme? Ben evde de yerim ya. Isınır mı acaba? Isınır mı acaba? İki tane yap dışarıda. İki tane yap. Çok güzel çünkü annem de çok beğenir. Ama çok ön yargılı. Kim? Annem. Bakar mısınız? Yerim ben. Bakar mısınız? İki tane şırdan paket olabilir mi? Nasıl? İki tane şırdan paket. Paket, iki tane. Evet, tamam. Sağ olun. Burası çok lüks bir mekan arkadaşlar. Aynen. Değil mi? Arkadaki şeyler yok mu? Gösterdim. Yani. İnşallah yakın ünlü olursam benim de resmimi koyacaklar. Ayşen, sana bir soğuk espriyim. Yap. Hangi bur soğuk değildir? Hı? Hangi bur soğuk değildir? Bilmem. Yutabır. Yutamadım. Yutamadım, midem bulandı. Yutamayınca. Espirim ben de ben. Espirinden midem boğazımda kalıyordu yani o derece. Hangi bur? Bur soğuk değildir. Bur ne? Mesela sen soğukta nasıl üşürsün diye. Hangi bır soğuk anladım. Değildir? YouTuber. Tamam. Ben bunu anca yiyeceğim. Bu iki çok anlamışız. Kız şunlara bayılıyorum. O ne? Közlenmiş sarımsak. Kokmuyor. Sen doydun mu? Ben de doydum. Şırdan olarak doydum. Bunu yiyeceğim de istersen bunu yiyebilirsin. Hiç şey yapmıyorum. Tantunu yiyeceğim. Tamam olur ye. Benimki tantunu muydu? Benim miydi? Nasıl tantunu ya? İyiydi o. Ben ekmek arası istemedim ama. Tantunu ekmek arası olmuyor mu zaten? Kokoreç ekmek arası. Ekmek arası olur, korsak olur. Her şey o zaman bir daha. Az şunlardan şey yapalım. Yoksa bunlar şey oluyor. Yani güme gidiyor açıkçası. Çiğneyip yutamıyor mu yani bazı yemeklerde oluyor? O zaman midem bulanıyor. Aman iyi ki o zaman beni göstermiyorsun kamerada. Soğuk espriminden eğer boğazını aldıysa beni kamerada görseler herhalde. İntihara falan kalmış. Ne oldu? Yok. Çiğneyip yutamayınca midem bulanıyor. Bir kere çiğne. Ondan çiğniyorum, sonra... çiğniyorum, yutulmuyor. Bunu yemeyeceğim. Lastik gibi değil mi? Öldüm. Gözüm yaşadı, ağladım. Lastik gibi ya. Ağlama, ağlama. Her genç kızın başına gelir. Ama göreceğim. Herkesin nasip olmaz böyle. Göksel Tantun'a benle gelip de benle gelmek nasip olmaz. Ne güzel. Biraz önce yoğurt yiyeceğim, doydum. Şiştim. Bunun aklı ağırlığı mübarek. Ay. Ay. Bunun da aklı ağırlığım sanki ya. Neyse, yoğurt yiyeceğim, doydum. Ölüyordum bir an. Başımdan geçiremedim. Çalışan da tantun yiyeceksen. Yemeyeceğim mi? Bunu hiç dokunmadım, hep çatalla böldüm. Sen onu bitiremeyeceğim dedin ya. Bitiremeyeceğim. Ha. Değiştireyim mi? Değiştirelim mi? Onu alayım ben. Al. Madem. Al. Çatalla, bıçakla böldüm zaten. Bak ben hepsini bir yedim bitirdim. Bak elim bomboş. Orasını yudum. Kesersin. Al bunu kesersin. Aynen. Bunu korsun. Arkadaşlar çok lezzetli. Çok oburum. Ama lezzetliydi cidden. Sadece çiğneyi yutamayınca midem bulandı. Öyle oluyor benim her türlü. Ekmek yerken falan doyuyor.
Öyle. Ben yutamıyorum işte. Üçüncüde yutacağım. Boğazımdan geçmiyor. Benim boğazım küçük. Hayır. Senin boğazından niye geçmiyor? Anam yok ya. Şu olabilir. Aynen. Olabilir. Bu video yarım saat falan sürebilir. Çünkü dünden beri çekiyorum. Ben şırdanın bir sürü çeşidi var sanıyordum. Şimdi sadece bu mu şırdan? Yani o yediğim. Bu. Hmm. Lezzetli. Ha peki şu ne? Bir dakika bu size göstereyim. Şu. İşkembe dolması. İşkembe dolması mı? Bir de şöyle bir şey gönderdi arkadaşım. İşkembe dolması. Ben bunu şey dedim. Ay kan var dedim. O meğer salçaymış. Ay kan var demiştim ama salçaymış yani. Sen küçükken ketçaba da kan diye yemiyordun. Evet öyleydi. Peki bu ne? Bu şey bu mumbar. Mumbar. Bu da mumbar. Bu mumbar. Bu da çok lezzetli. Ben bunun içinde ıykan var dedim. Hayır. Salça. Bu salça da. Aynen. Haşlıyorsun, tereyağında kavuruyorsun. De, tamam. Ayrıyeten. Çok lezzetli oluyor. İstiyorsan eğer, isteğe göre şey yapabilirsin. Burada mı? Baharat atabilirsin. Tamam. Genelde kurban bayramlarında daha çok yapılıyor. Sadece şey diyeceğim, bunun başında neyi koyacağım biliyor musun? Şırdan yedim ilk defa, boğuluyordum. Şok. Ama çok lezzetliydi arkadaşlar. Ben sadece bazı midemde problemlerden dolayı böyle oldu. Yoksa çok lezzetliydi yani. Midemdeki problemlerden dolayı. Arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Bye bye.